Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2020 yılı raporuna göre geçen yılın en çok mahkumiyet kararı veren ülke Rusya oldu. İkinci sırada ise Türkiye yer aldı. Ancak Türkiye 2019'da olduğu gibi 2020'de ifade ve düşünce özgürlüğünün en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesi oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2020 raporuna göre geçen yıl en çok mahkumiyet kararı veren ülke Rusya olurken, ikinci sırada Türkiye yer aldı. Mahkemenin Strasbourg'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçen yılki çalışmalarıyla ilgili veriler açıklandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçen yıl toplam 871 davada karar açıkladı. Davaların 762'sinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedilirken 84'ünde ihlal bulunmadı. Davaların altısı dostane çözümle 24'ü ise diğer yollardan sonuçlandı. 31 Aralık 2020 itibarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karara bağlanmayı bekleyen davaların %22,4'ünü Rusya'dan, %18,1'ini ise Türkiye'den gelen başvurular oluşturdu. Ancak 2019'dan geçen yılın sonuna kadar Türkiye'den gelen başvurular %27 oranında arttı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, bu artışın Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk mahkemelerinde görülen davaların sonuçlanmaya başlamasından kaynaklandığını söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020 yılında Türkiye hakkında toplam 97 karar açıkladı. Bunların altısında herhangi bir ihlal tespit edilmedi. Bir dava dostane çözümle, 5 dava ise diğer yollardan sonuçlandı. Toplam 85 davadaysa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldı.